Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Cümlenize güzel, hoş, mutlu günler efendim diliyorum. Bugün yine bizim kuşçularla sohbetlerimizden bir bölümde beraberiz. Sizlere Sivas kuşçularından rahmetli Yaşar Usta'nın efendim kuş çıraklarından, öyle söyleyeyim. Sivaslı Kadir, Karasarlı Kara Kadir, Karasarlı Kadir gibi lakaplarla bizim kuş camiasında bilinen bir arkadaşımızı tanıtmak istiyorum. Genelde Ankara'da Kadir demek bütün herkese efendim Sivas kuşlarını net bir şekilde anlatan, kuşların efendim normlarını, yarışmaların normlarını eleştiren, onlara düzen getirmeye çalışan, her gittiği yerde de doğruluğuyla, doğru söylemesiyle bilinen bir arkadaş. Ankara'ya gelir, Ankara'da Ankaralılara dikilir. Sivas'a gider, gider. Sivas'ta da Sivaslılara dikilir. Doğru bildiğini söyler, dikilir derken, yani öyle rastgele konuşmaz. Çok bizim radikal kuşçu diye bildiğimiz genç kuşçulardan, genç kuşçu derken, yaşı yine Kadir kardeş kaç yaşındasın? 51. Maşallah. Kadir kardeşim 51 yaşında. Kadir'le çok uzun süredir tanışıyoruz. 2007'den 2008'den beri beraberiz. Kadir'in çok sağ olsun kuşunu seyrettik. Yemeğini yedik. Efendim beraber muhabbet ettik. Bugün Kadir'le Sivas kuşlarını, Sivas kuşçularını konuşmak istiyorum. İlk önce Kadir kardeşim, kısaca kendinden bir bahseder misin? Sen kuşçuluğa nasıl başladın? Sivas'ta bu iş ustadan çırağa, evet, ustadan çırağa nasıl geçiriliyor? Ve Kadir kardeşimi de ayrıca bizim camiamızda tesbihçi olarak bilinirdi. Kadir'in eski tesbihlere, otantik tesbihlere düşkünlüğü has safhadadır. Yüzüklere düşkünlüğü has safhadadır. Kadir eskiden çok filinta gibi bir adamdı. Onun saçının telleri azalınca efendim o eski filintalığını biraz ağır abileye çevirdi. Hoş geldin Kadir kardeşim. Hoş bulduk benim hocam. Allah sizlere de sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömürler versin. Amin, amin. Buradan kuş camiası arkadaşlarıma da sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. 72 Sivas doğumluyum. Bizim Sivas garip bir memleket. İşsizlik dönemi işte 80'li yıllar, 90'lı yıllar. Asya'da geldik, iş bulamayınca ne yapacaksın? Herkes bir meşakkat var. Biz de geldik işte Büyükşehir'e, Başkent'e bir işe geldik. Şimdi de 25 yıldır hizmet ediyorum. EYT'de de çıktı, emekli olacağız nasıl bulursam. Hadi bakalım, hayırlı olsun evet. İnşallah. Aslında ustam marangoz Yaşar Usta rahmetli. Benim iki tane ustam vardı. Biri demirciydi, biri marangozdu. Demirci ustam Allah sağlık versin yine hayatta, Bilal abi. Biz aslında onun mahalleden abimizdi, elinde büyüdük. Yaşar abiyle aslında bakarsan daha sonradan merhaba etmiştik. Ama Yaşar Usta'ya daha çok takıldık. İkisi bir şirketti zaten onların. Biz de küçüktük, onların yanına takılırdık. Küçüktük derken kaç yaşındaydın? Vallahi Murat, ben ilkokula gidiyordum. Gel Murat, sen de gel. Size bir saniye şunu birazcık çevireyim şöyle çok hafif. Murat kardeşimi de sizlerle, Murat kardeşimle de röportaj yapacağız. Murat kardeşim de Fiberci Murat olarak bilinen bizim yine çok ekibin parçası olan arkadaşlar da. Yine mekan Ayev'in yeni açmış olduğu dernek. Burada bankacı Faruk abiyle sohbet ettik. Şimdi de Kadir kardeşimle sohbet ediyoruz. Evet Kadir kardeşim. O Bilal yaş, abi, yaş kaçtı sen gözüne? Yani 51'e girdim. Yani öyle, onu demiyorum. Ben 10 yaşındaydım. 10 yaşındaydım var. Yaşar Usta o zaman kaç yaşındaydı? Yaşar Usta bizden tabii ki kaç yaşında? 8-10 yaş büyüktü herhalde ya. 8, daha fazla yaş büyüktür. Benden büyüktü çünkü. Öyle mi? Yaşar abi senden büyük mü? Benden miydi? Büyüktü diye biliyorum. Birkaç şimdi Bilal büyüktü. Abinin 61'li olduğunu biliyorum. Evet, o da herhalde 63'lü falandı Yaşar Usta. Ya da Bilal abi 61'li olduğunu iyi biliyorum. Çünkü kendi mahallemin adamıydı. O demir ustasıydı. Yaşar abi marangozdu. Derlerdi ki biri elde biri yerde.
Allah Allah. Bilal abi eline kuş aldığı zaman böyle derdi ki bu kuş iyi kuş. Yaşar abi de yere vurdu kuşu. Neyse yürümesine bakardı. Kanat çırpıdırdı. Kanat hareketine bakardı bir şeyle. Ben hep sorardım usta neyine bakıyor, usta neyine bakıyor. Bilal abiye sorardım ya benim kanım kaynıyor derdi. Yani tüy yumuşak gelir, elinden sabun gibi kayar böyle. Yüreğim kaynarsa o kuşa iyi kuş diyor derdi. Rahmetli Yaşar abi de kanadını birbirine nasıl vuruyor? Mesela dişi kuşu yürütürdü, bir bayan gibi narin yürüyor mu derdi. Allah Allah. Yani göğüs yapısına bakardı, işte bacaklarına bakardı, paçasına, her şeyini takip ederlerdi. Ben de yani hatırlıyorum, rahmetli ziyaretimizde de onu söylemişti. Demişti ki, dişi kuş prenses gibi olacak, evet, çok evet, böyle alımlı çalımlı evet, yürüyecek. Narin, nazik olacak. Evet. Erkek kuş biraz daha kaba olacak. Evet, böyle enteresan, evet, enteresan şeyleri vardı yani, tespitleri vardı, evet. Çırpıdırdı, kanat hareketine bakardı. Ya adamlar sanki bir şey hissediyorlardı yani, bir şey vardı yani. Bazen böyle kuş pazarında falan gezerdik. Onlar kuş böyle alma falan şeyi insanlar değillerdi yani, böyle kuş satın alayım falan işte telin arkasından pazar yerinden kuş almazlardı ama bana derlerdi ki oğlum geç şu kuşu al, orada bir kuş var bak renginde söylerlerdi, git al o kuşu uçur derlerdi. Ben de gider o kuşu alır uçururdum. Çok da iyi kuşlar çıkardı. Yani mesela yüzlerce kuş var, işte derlerdi ki şuradaki kuş var ya, ha, git onu al uçururdum. Allah Allah. Söylerlerdi, ben de giderdim alırdım uçururdum. Yıllarca onlarla kuş besledim. Ben askere giderken onlara emanet ettim. Askerden geldikten sonra geri aldık kuşlarımızı. Onlar bize hediye ettiler. İşte adam öldü gitti. Allah kanını rahmet eylesin. Kaç çok sene, şey öğrendim. Kaç sene oldu Yaşar Usta'ya? Yani bir 5 sene oldu mu hocam? Daha fazla sizde oldu galiba. 5 sene mi? 6 sene olmuştur. Oldu oldu. 5-6 sene oldu. Evet Allah rahmet eylesin. Çok şey öğrendim ondan. Çok şey öğrendim. Yani insan bildiği kadar kuşçu, gördüğü kadar kuşçu. Yani bildiği kadar, gördüğü kadar. Kadir sana peki şunu soracağım. Şimdi yenilere gelmeden eski kuşçular Sivas'ta sen hep anlatırdın. Yani bizim Sivas'ta kuş çermikte uçar. Evet. Böyle orada kuşçular bir evet, araya gelirdi. Evet. Çermiği anlatır mısın bize? Sivas'ta bizim, kuşçular bizim, kimler vardı büyük kuşçulardan bizim, orada esin yaş olarak büyük kuşçulardan ve çermikte ne olurdu? Sivas'ta kaplıcalarımız var. Yani soğuk kaplıcaya, soğuk su kaplıcası da var, sıcak su kaplıcası da var. Buranın Haymana'nın kükürtlü suyu var ya abi. Evet. Onun gibi böyle sıcak suyu ora bir şey nasıl diyeyim ben size yayla gibi bir yer. Biraz Sivas'tan bir 25-30 kilometre uzakta, yaylada, güzel ağaçlık, sıcak suyu olan biz oraya çadır kurarız mesela. Her sene 3 ay orada kalırız. Sivaslıların %50'si oraya %100 yani çadır kurar yani. Biz çadırken yayla gibi mi kuruyorlar? Aynen sana? Bir çadırları yan yana kurarlar. Kuşçuların önü, çadırların önünde veya çadırların daha dışında böyle ahşaptan, tahtadan kümes yaparlar. O zamanlar öyle hırsızlıkmış, haydutlukmuş. Pek böyle bir peki, şey gelincik, olmazdı. Gelincik yok mu orada? Vallahi vardır abi yani tilki de vardır, gelincik de vardır, o bu da vardır ama tahtadan kümes yapıyorlar. Bir şey yani biraz yani muhkem miydi yani tabii, tahtadan tabii, göre? Tabii tabii. Yani rastgele bir kümes değildi ama. Yok rastgele olmaz yani düzgün güzel kümesler olurdu. Orada kuş uçururlardı. Herkes kuş. Biz de ben de çok kuş uçurdum Çermik'te. Çermik bizim şeyimizdi yani ekolümüz. Biz orada mesela Sivas'ta konuşurken bile Çermik'te şöyle uçuyordu, Çermik'te böyle dönüyordu. Hatta rahmetli Kaya amca rahmetli olmadan önce sohbet ederdik. Dedi ki sizin Çermik'te Kadir bir kuş seyrettim. İşte şu paraya aldım. Evet. Çok böyle büyük para verdim aldım. Kuşu vermiyorlardı. Hatta misafir olduğum için devreye girdiler. Ayıp olur. Normalde bizde kuş satılmaz. Yani satılmazdı ya. Bizde it de satılmazdı. Kuş da satılmazdı. Yani biz kuşumuzu seyreden insanlara kuşu beğendiği zaman hemen gazeteye sarardık. Böyle kutu mutu yok. Kastiye köfte sarar gibi sarardık, koltuğunun altına verirdik. Kardeş tüybaşı hayrını gör, götür uçur dedik beğendiysen. Tabii canım onu ben çok net hatırlıyorum. Mesela biz Cebeci'ye giderdik, kuş alırdık. Kuşun ayaklarını o arka taraftan kuyruğuna şey yapar. Ondan sonra kastiye sarardın, paket gibi orada. Evet. Yani ondan sonra götüreceğin yere götürürdün kuşu. Evet. Kimler vardı eski kuşçular? Abi eski kim yoktu ki? Mesela? Ya Kasaplar Derneği Başkanı vardı. Bak, Burhan abi vardı, Kör Burhan derlerdi namı değer. Ondan sonra Öcel abi vardı, bak. Çavuşbaşı'ndan dede vardı. Ahmet Hastaoğlu,
Kasaplar Derneği Başkanı vardı. Çolak Cahit vardı. İşte ya ben vardım. Ben yaşım onlara göre çok küçüktü ama biz de kendi çapımızda. Kadir Meral'ı falan o onlar sonra kekip mi yani şimdi daha sonra Sivas'ta bilinen Metin şeyler... bak Metin abi Kaplıcı'ya yani Çermi'ye takılırlar mıydı şu an hatırlamıyorum. Metin abinin de illaki orayla bir haşir neşirlikleri vardı ama Metin abinin Çermik'te kuş uçurduğuna çok şahit değilim. Bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Metin Meral'lısı, işte Ali Babalar, Rüstem abi, ben onları falan görmedim. Yani oturup da onlardan bir kuş seyretmedik. Ama öbür anlattığım kuşçuların çoğu %80'i oradaydı abi. Bir de sen bize oraya gittiğinde bir Almancı mı ne diye bir kuşçuya götürmüşsün. O kimdi? Bir villa vardı, bir derenin kenarından geçtik hatırlarsan. Suzi'nin evinin o tarafta bir yerdeydi. Suzi'nin evinin orada bir yerde. Beraber gittiğimiz mi diyorsun evet, abi? Evet, beraber gittiğimizde. O da dedin çok meşhur bu kuşçu. Almancı mı dedin, öyle bir şey söyledin. Ya abi, vallahi bu pandemiden sonra... Yok. Çavuşbaşı'nın derenin içindekini mi diyorum? Vallahi tam hatırlayamıyorum ama... Neyse, evet. Ama bizim... yok. Bu kuş uçuruyormuş yani orada Almanya'da zamanında çalışmış galiba öyle dedi. Evi öyle yaptırmış. Çok güzel bir evi vardı. Ondan sonra biz gittik de evinde yoktu. O zaman dedim Selahattin abi vardı. Hollandalı Selahattin abi. Bu benim akrabam canım. Selahattin abi. Selahattin abimiz hala Sivas'ta. Hala yine böyle şehrin dışında Karşıyaka denen yerde yine bir güzel yeri orası var. Orası Karşıyaka mıydı bizim? Karşıyaka. Ha, tamam. Yine bahçesi var. Güzel. Çok meraklı. O yine hala uçuruyor, hala besliyor, hala görüşüyoruz. Allah ona da sağlık, sıhhat versin. Peki sana bir soru soracağım. Şimdi bu Suzi rahmetlinin evet. Babasının kuşları. Tornacı Azmusta. Tornacı Azmusta'nın kuşları. Yaşar Usta'nın kuşları. Bunlar nasıl kuşlardı? Vasıfları nasıldı? Abi, şimdi yani, renkleri nasıldı bunların? Şimdi Ankara'da kuşçu camiasında kuş muhabbeti yaparken, kuşu anlatırken şöyle diyorlar. Öyle bir atıyor, buluttan atıyor falan derler. İlk önce atmayı söylerler. Bizim Sivas'ta öyle çok uçuyor ki yani. 4 saat uçuyor, 5 saat uçuyor. Yani bizde uçmak marifet, sizde atmak marifet gibi. Ya ben Yaşar Usta'nın kuş işte şu kadar uçuyor diye gururlandığını veya Bilal abinin ben bunlara şahit olmadım. Kuş döndüğü zaman adam gibi dönüyorum, ona bakıyorlar. Adam gibi yani, dönmekten kasıt ne mesela? Ya şimdi abi. Şimdi bak bankacı Faruk abiyle biz bunu geçen gün sohbet ettik biliyorsun. Evet. Videoda yayınladım. Evet. Çok net olarak anlattın nasıl gelecek, nasıl vuracak. Evet. Şimdi Sivaslılar bir de şu Faruk abi çok itiraz ediyor Sivaslıların o yatıran kuşlarına falan ama onlar diyor falan yerin kuşudur. Yani meraklıları dinleyebilir. Ama bu Sivas'ta bir moda var yani kuş diyorsun biraz yatıracağım. O nasıl oluyor bir anlatır mısın? Abi bak şimdi yatırma değil o ya. Yani kuş yatırmıyor abi tamam bak yatıran. Oyunda eğik giriyor diyorlar. Yatırarak şimdi biz de bence yani benim şahsi fikrim bütün Sivaslıların da fikri bilir. Kuş döneğini önüne alacak abi. Kuş döneğini önüne alacak. Yüzünü alacak. Yani mesela biz 7'yi 5 geçe deriz. Saate bakan adam 7'yi 5 geçe baksın. Bizim kuşumuz arkaya doğru kasılmayacak. Fışkırır içeri. Böyle dimdik gitmeyecek. Biz mesela ben dimdik giden kuşun kuyruğunun üstüne döndüğüne inanıyorum. Kuyruğunun üstüne dönüyor o kuş. Kuyruğunun üstüne dönmek ne demek? Ya işte abi bunu da her kuşçu bir şey yapamaz. Yani bunu göreceli. Bunu anlatmak lazım. Yani kuş eğer ayağı kafayı culuk gibi dikmiyorsa, ayağını da cebine koymuyorsa, tabandan nasıl kanat sesi getirip yukarıyı da öyle bağlamıyorsa, evet, bizim hoşumuza gitmiyor. Bak mesela sesli başlıyor. Bak şimdi sen anlatırken ben sana senin o aşağıda seyrettiğimiz kuş vardı bir tane. Yeni başladı gök. Evet. Ha sen diyorsun gök maşallah gök. acı gök diyordum. Evet. Şimdi o gök kuş ben senin o tarif ettiğin taklayı şöyle yapıyordu. Geliyor. O biraz daha yukarıdaydı o zaman. Tam aşağı inmemiş. Evet. Hatırlarsan evet. Yüksek evet. Kelimadan orada uçuyordun. Oradan tabanı vurduğunda şöyle yukarıya doğru önüne doğru takla vurarak rop tut
Rabıta'da da daha yeni yeni başlıyordu. Abi şöyle gidip önüne doğru önünü alacak. Evet abi. Evet. Yani böyle yatırma, ama dişi kuştu hatırlarsan. Dişi kuş abi, erkek kuş döndürecek kadar daha yiğit olamadık. Yani o kadar da herifliğimiz yok. Ya erkek kuş döndürmeye çalışıyor ama kafamızdaki gibi bir erkek kuş oturup da seyredemedik. Ben erkek kuş manyağıyım. Bak, benim bir lafım var. Daha doğrusu ustalarından öğrendiğim laf. Kuş tabağına döndüğü anda, bak tabağına döndü, bacaklarını gösterdi, geri çekti, fışkırdı. O bacaklardan hayır gelmez. Fakat bu kuşu, bu söylediğim kuş da yavru kuş için geçerli değil. Yani benim her konuştuğum, yani şu anda soracağım sorulara cevap vereceğim her şey eke kuş olarak anlasın arkadaşlarımı. Eke kuşu konuşuyorum. Ha, yavruyla konuşuruz ama yani benim söylediğim şeyler eke kuş için geçerli olsun. Evet. Yani cücüğünü büyütmüş, altından yavru uçmuş bir kuş geldi, tabanı vurdu, ayağını gösterdi, geri çekti, fışkırdı, kız yok, ben kızıyorum. Ya zaten öyle bir kuş. Tabanı vurur vurmaz kafaya cümrük gibi dikecek yani, abi. Şimdi şöyle, kuş adam gibi oynamışsa yavruluğunda, yani artık iyice oturmuşsa, sonra anayı değiştirmişse kanadına kuyruğuna, yavru yumurta görmüşse, kuş artık ekeleşmişse. Şimdi kardeşim, o kuşun hani oyununda yavrunun oyunu beklenmez Kadir. Yani o dediğin gibi böyle saçma sapan hareket. Ha şimdi bazen ilk yok abi, saçma sapan değil. Bakın şimdi ben Ankara'da çok şeye şahit oluyorum. Evet. Hocam şimdi kuş diyor attı geldi diyor, tabak gibi açıldı diyor. Böyle tabak gibi açıldı, ayağını böyle etti diyor. Bir vurdu diyor, işte şöyle yapıştı. Tabak gibi açılma ne kardeş ya? Ben bunları hep burada öğrendim ya. Tabak açılma bilmem ne, ben bilmiyorum. Ben bu konuya cahilim. Hani insan bilmediği konunun cahilidir hocam. Bu konuda cahilim yani. Ben gördüğümü söylüyorum, bildiğimi söylüyorum. Yani olması gereken bu benim doğrularım. Arkadaşlarım da diyor ki ya kardeşim o senin doğrun, benim doğrum da böyle değildir. Yani şu vardır. Herkes kümesindeki kuşun ne olduğunu biliyor, o kuşa iyi diyor. Yani o kuş iyi olmasa bile böyle kuş iyi diyor. Ya da şöyle. Beslediği kuşu iyi demeye çalışıyor. Ya da doğru bir tanedir abi. Kuş oyuna geldi mi tabanı vuracak. Hiç ayak, bacak, zıvır zıvır yok. Tabanı vurulmaz, kafayı dikecek. Sesini, temposunu kesmeden son döneğini bağlayacak. Ondan sonra gökyüzüne doğru gidecek abi. Şimdi adam herkes için geçerli. Bu gördüğünü arıyor. Yani bir kuşu zamanında hangi tür kuş seyretmişse, kendince hangi kuşa iyi demişlerse onun oyun tarzını onun gibi bir kuş arıyor. Ama yani şimdi mesela ben Ankaralıyım. Hep Ankara'da kuş besledik. Ankara'da efendim yetiştik. Ya benim nazarımda da senin nazarında aynı nazar. Yani bizim tabii ufak tefek farklılıklarımız var ama kuş gelip de tabanı vurduğunda kuş arıyor. Böyle tabak gibi açılıyor. Direktmen yukarı doğru dönüp yani inmeye değil, inmeye değil, dönmeye gelen kuş. Sen bizim orada hatırlarsan bir tane dumanlı dişi vardı. Kupaya evet. Hazırlıkta boynu döndü. Evet. O kuşu seyrettin. Şimdi o kuş nasıl oynuyordu abi? Ha, şimdi o kuş inme seferiyle yani inme seferini nasıl biliyorduk? Geldiğinde vuruyordu, sırtını dönüp yani bir defa sırtını dönüyordu. Öyle oynuyordu. Kaç sefer? 12-13 sefer. Ondan sonra kümese sırtını dönüyordu. Kümese sırtını. Evet. Ama şey yap oynayacağız ama yani konma zamanına geldiği zaman vuruyordu. Kümese sırtını dönmüyordu. Ve artık belli yani gittiğinde zaten bağladığında da açılmıyordu. Yani gitmiyordu. Bir an evvel manevra yapıp evet. Tekrar gelmeye evet. Çalışıyordu. Şimdi bu 20 sefer yapıyorsa son 4 seferi, 3 seferi öyleydi. Ama biz seyrediyorduk beraber. Kuşun bağlamasını şeyini. Şimdi insanlar niye efendim dediğin gibi elindeki kuşa göre hatalı bir kuşa hatalı bir hareketi doğruymuş gibi millete satmaya çalışıyor anlamadım. Onun ticaretini yapan insanlar çoğaldı. Eskiden insanlar meraklıydı, bunu seviyorlardı. Ticaret yoktu. Kuş satımı yoktu. Yani şimdi şu an şu teknolojide Edirne'de uçan kuş yarın Kars'ta uçabiliyor. Yarın Kars'ta olabiliyor kuş. İşte atıyorum Samsun'da uçan kuş Antalya'ya gidebiliyor misal yani. Evet. Eskiden ulaşım yoktu. İnsanlar birbirine gidemiyor. Bir köyün birine iyi bir kuş verdiğin zaman bir çift kuş o köye kimseye gidilmez. Orada çoğalır. İyi kuş nesli çoğalırdı. Muhafaza olurdu. Şimdi öyle bir şey yok. Yani nasıl diyeyim ben sana? Uzun giden kuşların peşine düştü insanlar. Uzun giden kuşu araçen konan kuşu çoğalttı.
Konan kuşu bulmam derken gevşek kuşu çoğalttı. Pıtır pıtır kuşlar çıktı. O kadar çoğaldı ki şu anda dünyada her şeye zam geliyor. Her şey pahalanıyor. Ekonomi şey safhada, enflasyon zirve yapmış. Kuş 10 lira, 20 lira. Git ihalelerde 50 lira. İçeride takla vuruyor 30 lira. La yem kuştan pahalı. Ya abi yem kuştan pahalı, kurban olayım. Doğru. Ya arkadaşlar, bu kadar çoğaltmanın, bu kadar üretmenin bir anlamı var mı? Gözümle gördün mü? Yok. Ahmet'in kuşu, Mehmet'in kuşu. Yakalayıp damızlık ediyorlar. Ya neyini gördün kardeş? Ya bir şeyini gördün mü kuşun? Ya neymiş, paçası güzelmiş, kaşı güzel. Abi mankenler de güzel de evine hanım yapamıyorsun ya. Yapamıyorsun abi. Böyle bir şey yok ya. Evet. Beklentiler farklı. Ya abi şimdi biz kuşçu camiası olarak arkadaşlar, bu kuşlar, yani bilmediğimiz kuşları niye çoğaltıyoruz? Ha bildiğimizi de çoğaltıyor. Kötü çıkabiliyor. Yani kayayı kaya vuruyor, toprak dökülüyor ya. Ya bunun anası da iyi diyorsun, babası da iyi diyorsun. Altından çıkan yavru ya kanat elliyor, ya çok uçuyor, ya taklaya boğuluyor. Ya deli oluyor. Yani deli derken çekip gidiyor, saçma sapan yerine inmiyor. Olabiliyor, bunlar yaşanıyor. Ama kuşta affedilmeyecek hata varsa, yani affedilmeyecek hatalar ne? Kuşun taklasız inmeme, yani taklalı yerine inen kuş, pratik dönen kuş, kanat sesli kuş, işte son takladan sonra göbeğini salmayan kuş, gevşek dönmeyen kuş, hocam yani bunlar, bu hataları yapmıyorsa varsın çok uçsun. O kuş kötü kuş değil. Varsın basık dönsün, kapanık dönsün, kuvvetli dönsün. O kuş yine kötü kuş değil. Doğru söylüyorsun. Yani affedilmeyecek hatası, bak aslında var ya, şimdi bizim kaybımız nerede biliyor musun? Şimdi ben senden bir kuş seyrediyorum, kuş çok süper. Antika bir kuş ya, harika, seyri de çok sevdi, iyi de bir kuş. Ya diyorum ki hocam ben şu kuşu alayım, hani ben de yavru alayım. Ben de yavru alayım. Ben de o kuştan kuş, ya yok yemin ederim olmuyor ya. Niye olmuyor biliyor musun? İyi kuştan iyi yavru çıkmıyor ya. Ne güzel söyledin. Ya vallahi bak, iyi kuştan iyi yavru çıkmıyor abi, çıkmıyor. Anayla seyrediyorum, babayla seyrediyorum. Aa bunlar olacak. Yok abi, yok öyle bir dünya yok. Eğer öyle olsaydı herkes dört dörtlük kuşçu olurdu abi. Doğru söylüyorsun. Yani. Çok doğru. Bu tornadan çıkmış gibi olmaz. Yavrunun biri çok uçar, biri az uçar. Biri serseme düşer, biri düşmez. Biri bol taklalıdır, biri az taklalıdır. Biri uzun fışkırır, biri kısa fışkırır. Ama affedilmeyecek hatalar yapmıyorsa, yani taklasız konmuyorsa, işte salak bir kuş değilse şu bu, yani o kuşlardan yine çalışılır. Çalışır tabii. İşte bu şöyle dönüyor, bol dönüyor diye atmayın. Kısa dönüyor, kısa kaçıyor diye atmayın. Kısa fışkıran kuştan çok uzun fışkıran kuş çıkıyor abi. Şimdi mesele şurada. Çok uzun fışkıran kuştan çok az fışkıran kuş çıkıyor abi. İnsanlarda sabır yok. Şöyle istiyorlar, hemen efendim alsınlar yavruyu. Yavruyu 15 günde başlasın. Bir ay sonra kuş makine gibi aynı. Acayip bir seferde seferliğe gelmeye başlasın. Son 2-3'e geldiğinde bütün Ankara'ya kendini, mesela Ankara'daysa Ankara'ya kendini seyretirsin. Sonra kanadını kuyruğunu değiştirsin, yavrunun üzerinde görürse görür, o başlamızda ayrılır zaten. Ben hiç görmedim de, şimdi görürse bilmiyorum. Yani şimdi ben Ankara'da evet, iyi oynayan kuşların sonunu hiç görmedim. Niye? Ya atmaca alacak, kestim. Bak, yani ya kuş pislik yapıyor, kimseye göstermeden kesiyorlar. Pazara çıkıyorlar, satmanın dümenine çıkıyorlar. Ya böyle kuşçuluk yok abi, kuşçuluğun evet, içine affedersiniz yani ben şeyse, sıçtı batırdılar abi. Yani kuşçuluk işini bitirdi abi. Bu pazar işi var ya, bu satma işi, alma işi kuşu bitirdi abi. Yalan, dönem, fırıldak. Yani kuş için yalan söyleyen adam kuştan daha değersiz adamdır abi. Evet. Kuş için yalan söyleyen adam kuştan değersiz adamdır abi. Şimdi Kadir'im hatırlarsan seninle çok eski tanıştık dedim. 2007-2008'den beri beraberiz. Biz 2015'e kadar gazla kuş uçurduk. Yani sen de zaman zaman evet, geldiğin, evet, evet. Sivaslı misafirlerimiz de geldi. Evet. Seninle beraber Sivas'a gittik. Ya şimdi biz mesela orada hatırlarsan, yani orada satılan kuşun sayısı kaç tanedir bilmiyorum. Yani 5'i 10'u geçmez herhalde. Yani onlar da geldiler işte Cengiz'e, sağ olsunlar dediler ki Cengiz'e biraz destek verelim diye, o dönemde kuş aldı gittiler. Onun haricinde kuşlar hediye edildi falan. Hatırlarsan hep kuşlar yavruluktan sonra da uçuyordu. Evet, evet, efendim evet. Ekeliğini de görüyorduk. Hatta evet, ben literatüre aykırı kuşlar seyrettim sizin orada. Tabii canım. Hatta ama dedim, ben bir kuş seyrettim, bu kuşu bana verin, ben beslemem. Niye? Bana aykırı bir kuş dedim yani. Bir kuş bu kadar uzun fışkırmaz dedim yani. Öyle dedin, evet. Ya yani esas adamda, ben yine sözümdeyim. Bu kuş bu kadar gitmez abi.
Evet. Yani ben bana aykırı bir buluş derim. Şimdi Kadir, mesele şu. Şimdi insanlara şunu anlatamıyoruz. Bu tür kuşlar piyango gibidir. Bazen denk gelir. Sadece bunları seyredersin. Bunlar damızlık olmaz. Şimdi onların biliyorsun, sen hepsi, herkesten iyi biliyorsun. Esas ana ata, o deli erkek dediğimiz erkek oynadığı 20 metreydi. Aman. Altından çıkan da buluta gidiyor. Tabii canım. Ama ne kuştu? Kaç yıl bize efendim başlamadık yaptı kuş. Yani onun yine kardeşleri, efendim bacılarından hep kuşlar. Çok meziyetli kuştu. Ama bakıyorsun onun bacıları falan da çok büyük oynamadı. Ya abi. Yani bak. Ama onların altından eşlediğinde ne büyük kuşlar seyrettik beraber. Ondan sonra senelerce seyrettik. Bir de yani kanadını kuyruğunu değiştiriyordu, seyrediyorduk. Yavrunun üzerinde seyrediyorduk. Yani iki sene sonra tekrar kaldırıp seyrediyorduk. Kaç tane? Bir tane, değil iki tane değil yani. Değil mi? Onlar ondan sonra nam oldu. Ondan sonra onlar Cengiz Reis'i efendim gerçekten Ankara'da ünlü yaptı. Şimdi seninle beraber, senin kuşlara da sordu Cengiz Reis. Rica ettik hatırlarsan. Ondan sonra dedin ki ben orada uçuramıyorum. Yani orada ben şunu, orada bir maddiyat yoktu aramızda, şey yoktu. Gelene aynı dediğin gibi eskusül Sarı Muammer abi gelmişti hatırlarsan. Yani paketledik. En değerli kuşlarımızdan yalvarıyorlardı vermiyorduk. Muammer abi hediye ettik yani. Şimdi ben beraber seninle gitmedik ama Rüstem abiye gittim. Rüstem abi bana kimseye kuş vermezmiş. Kutuya iki tane kuş koydu verdiydi. Ben hatta ay zor Rüstem abi falan demiştim. Yani dolayısıyla eskiden bu işler herhalde son 6-7 senede abi, bu kadar hızlandı. Ben bunu söyleyeceğim. Hocam, ben çok kuş satmadım da. İkisi öldü, birisi duruyor tahminimce. Ayakkabıcı Metin vardı. O rahmetli oldu abi. Metin Meral da rahmetli oldu. Metin Meral da mı rahmetli oldu? Metin Meral çok eski, en eski o rahmetli oldu. Var sarı, o da üç. Ayakkabıcı Metin hayatta. Metin Güven de abi, o da rahmetli. Ayakkabıcı Metin hayatta, üç tane Metin. Bunlar kuşun da ciğerli bilir rahmetli. Şeyin Metin Meral'ın kuşları mükemmeldi. Evet, yani şimdi tabii kuşçular bir arada olunca, bakın şimdi tabii röportaj yaptığımız için Faruk abi orada oturuyor, şey yapıyor. Dediğimiz gibi Cengiz Reis orada, işte bizim Yusuf kardeş orada, Fiberci Murat kardeşim yanımızda gelip gidiyor. Yani dolayısıyla biz şimdi biraz geç oldu saat. Burası bayağı tenhalaştığı için çekim yapalım dedik. Yani çünkü artık standart olarak bizim genç koşucuları, yaşlı koşucuları anlatacağız. Yani yavaş yavaş herkesle konuşacağız. Buraya gelen, giden arkadaşlarımızla da röportajlar yapacağız. İnşallah bir sonraki röportajımızı da Fiberci Murat kardeşimle yazacağım. Belki bir sonraki diyorum ama araya başka şeyler girebilir yani. Biraz daha var zaman hocam. Ya sen ziyaretini bir atlatalım. Ha, vay. Nasip olursa senin kümesin orada yaparız tabii, bu röportajı. Aynen. Evet. Şimdi kuş satma işinde kalmıştık da. Yani evet. Ticarete dönmüştük. Ne kadar oldu bu? Bir dakika, sen Ankara'dasın. Ben şimdi tam hatırlamıyorum. Bu iş tam ticarete ne zaman döndü? Bu ya eskiden çok değil ya, 2014'te 15'te ben çok böyle kuş ticareti yapıldığını bilmiyorum ya. Bu ne kadar oldu? 6-7 senede mi bu kadar azdı? Ne oldu ya yani? Ya benim işin enteresan tarafını söyleyeyim mi hocam? Tamam hocam. Şimdi bak, önce ilk söyleyeceğimi söyleyeyim. Yani demek söylemek istediğimi söyleyeyim. Ben hayatımda kuş satmadım. Yani şöyle satmadım. Yani kuş yakalama, bir kuş geliyor, sahibini bulamıyorum. Bekliyorum kimse gelmiyor. Ya birine veriyorum ya da diyorum ki götürün şunu ihalede. Kadir abi yakalamış, yakalama bir kuş deyip öyle bir şeyim olur. Kuş satın alırım, iyi kuş seyredersem satın alırım. Variyetli bir insan değilim ama kredi çekerim yine alırım. Arabamı satar yine alırım. İyi bir erkek göndersinler alırım. Murat senin kuşlardan alsın bir tane. Sıkıntı yok. Maaş yetmez. Şöyle bir şey var abi. Yetmez mi diyorsun? Benim emekli de... maaşı çekecek ya, etme. Emekli oluyor. EYT'den emekli oluyor. Olamaz hocam, memur nerede olacak? Ben de kuş satarım, nasıl satarım? Yani satmadım ama bana biri kuş satıyor mu dese, kardeş ben satıyorum, nasıl satarım? Adam oturur, kuşu havaya atarım, inene kadar seyreder. Dedim ki kardeş sen git, 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra ne zaman istersen gel yine seyret. Kuşu beğenirsen, kalbin mutmain oluyorsa hakkını ver götür. Evet, hakkı da öyle küçük bir şey olmaz ya. Ya ben bilmem, hakkını, kuşun hakkını ver götür. Yani iyi dönen, yiğit dönen kuş, yani ben satarsam böyle satarım. Şimdi var mı, yiğit dönen kuş var mı sende abi şu anda? Abi kimse de yok. Ben kuşun iyisine artık bu saatten sonra inanmıyorum. Ben de dahil, şahsında dahil iyi kuş yok abi. Biz bunu mahvettik, yok ettik. Milletin eline sağlık.
Yani herkes yanlış anlamasın, böyle boş ukalalık da kimse yapmasın. O ben kupada birinciyim. İşte ben şu kupayı aldım, bu kupayı aldım. Onların hepsi fasafiso. Benim kafama girmez. Ha millet bana soruyor sen niye kupaya yazılmıyorsun diye. Benim hayatım boyunca hiç 20 sefer yapan kuşum olmadı. Adamların kuşu 1,5 saatte 40 sefer yapıyor, 50 sefer yapıyor. Hani sen varağına düşün işte. Yani 1,5 saatte, 2 saatte 40 sefer, 50 sefer, 60 sefer atlayan kuş nasıl döner? Nasıl bir sefer çıkardır? Yani ben kafam almıyor abi. Ya tabii Kadir biraz, ben başta da söyledim. Kadir arkadaşımız radikaldir. Yani şimdi burada kupaya kuşu çığırmak. Abi ben bunun meraklısıyım abi. Ben gözümün yani, önüne gelip de kuş damanı çevirdiği zaman kuş diyecek ki ben ne bok yedim de bu damanı çevirdim diyecek. Bunu Kadir sürekli söyler, evet. Yani kuş artık danışmayacak abi. Danışmayacak. Damanı vurduktan sonra kuş danışmadan dönecek. Danışmayacak. Tahla dönene danışmayacak. Öyle bir hararetli dönecek, öyle bir hırslı dönecek ki fantom gibi. Haykıracak ya. Kanadı kırılacak gibi, kilim yıkar gibi, kilim yıkar gibi. Takla sesini ayrı duyacaksın, kanat sesini ayrı duyacaksın. Şimdi, tabii, kuş dönekten Kadir, çıktığı Kadir, zaman, seferi bitirdiği zaman şehri terk edecek. Diyecek şimdi, ki ben nereye geldim? Kadir, bu acıyla. Sivaslı tabirleri yaşıyor. Tabii sizin yaşlarınız, birçoğunuzun genç bilmesiniz. Bu söylediği kilim şeyi... Tokaçlılardı. Orada da pat ses çıkardı. Onu çok net hatırlıyor çünkü ben çocukluğumda döverlerdi. Kilim yıkar gibi dönecek. Evet. Yani şimdi onu vurdukça o ses biz gelecek. Biz onları diyorsun, gördüğümüz için, yaşadığımız için yanlış anlamayın. Yani bizim yani seyrettiğimiz kuşların %80'i mısır patlağı gibi geliyor bize. Sivas'a 80 tane, 100 tane, belki 150 tane kuş gönderdim. Aa kardeş bu kuşların kanat sesi yok diyorlar. La kardeş vallahi ses var diyorum. Yani Ankara'ya ben de anlatır. Biz de asimilif oldu yani Ankara'ya. Biz de alıştık seslere. La bunda ses var diyorum. La kardeş vallahi ses çıkmıyor bu kuştan diyorlar lan. La kardeş nasıl çıkmıyor? Kurban olayım diyorum. Ya sesi beğenmiyorlar abi. Sivas'ın adamı peki, çoğu kuşun sesini beğenmez. Kadir şu şeyi bir anlatsana. Ben çok kimseye anlattım anekdotunu senin. Şu senin Sivas'tan geri gelen kuşun nasıl gelmişti? Bir anlatır mısın bir? Abi Sivas'tan... Ya burada bir arkadaşımda bir kızıl göz kuş gördüm. Yani biz sarı göz deriz de. Evet. Buradaki arkadaşlarımız kızıl göz diyor. Kuş da yakışıklı bir şey. Seyrediyoruz da güzel de dönüyor. Fena değil. Dedim kuşunuz güzelmiş. Kadir abi sana hediye ederek dediler. Dedim kardeş ben bu kuşu Sivas'a gönderdim. Yani çünkü sarı göz, kızıl göz kuşu Sivas'ta olmama rağmen beslemiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Benim kuşlarımın hepsinin gözleri şey yani çağır göz yani. Yani gri göz, beyaz göz, elma çakırı, nar çakırı ama sarı göz kuşum yok. Ondan sonra sarı göz kuşu gönderdim hocam. Nereye gitmiş o? Sivas'a gönderdim. Tamam, Sivas'ta kime gönderdin sen? Sivas'ta şirketim var, Murat Kip'e gönderdim. Ha, Murat Kip'e gönderdim. He. Ondan sonra o da uçuruyor, kuşu kaybediyor. Tabii diyor ki Ankara'dan geldi, nereye gidecek diyor, salıyor değil mi? Salıyorlar tabii canım, biraz tabii bağlarlar kanadını, birkaç gün girer çıkar. Bağlamamışlar belki de. Bilmiyorum artık. Geldin bedava böyle? Geldin miydi? O Murat Hoca'nın huyudur biliyor musun? Bedava diye kutuyu ters çevirir o. Onun yine huyudur. Kendi para vermedi ya zahmet de çekmedi. Murat gibi buradan selamlarımızı sunuyoruz. Ondan sonra benim şirketim öyle bir adam işte. Beş vakitte namazlıdır ha. Onu da Allah söyleyeyim. Kabul etsin kardeşim. Yalanın dolanın da biri bin paradır Murat Kip'te. Vay! Murat neler söylüyor bak. Kandırır beni. Peki ondan sonra ne olmuş kuşu? Anlat bakalım arkasına esas. Kuşu kaybediyor. Kuşu kaybettin sonra bizim burada tanıyorsunuz Erdal abi var, Erdal Pekgöz. Evet bizim Erdal Pekgöz. O da onların ziyarete gidiyor. Yani o da ayrıyeten bir Sivas'a ziyarete gidiyor. Yani benim haberim yok. Gidiyor bakıyor. O da kızılgöz ya kuş. He. Şimdi o da hani Sivas kuşu diye hevesleniyor. O da benim gibi. Kardeş kuş ne yiyeceymiş diyor. Kuşu kim yakalamış? Aşağıda biri yakalamış. Değil, başka biri yakalamış kim yakalamışsa. Onlar da diyor ki abi sana hediyemiz olur diyorlar. Kutuya koyuyorlar. Erdal Pekgöz geri getiriyor lan karıya. Benim arkaya gönderdiği kuşu. O da oradan uçuruyor benim eve geliyor. Ben de uçuruyordum ya. Evet. La bakıyorum arkadaş bu Sivas'a giden kuş değil mi diyor biliyor musun? Bakıyorum mesaktan o. Aradım da arkadaş kuş nerede? Kuşu kaybettik. Ne zaman? Bir hafta önce kaybettik. Allah Allah. Kuş arkaya mı getiriyor? Sonradan başka bir arkadaşım dedi ki ya bunu Erdal abi Sivas'tan getir deyince aa dedi tamam o zaman. Erdal gelmedi mi ben sanki Erdal Pekgöz senin yanına geldi. O da geldi. O, tamam gelmiş geldi böyle baktı.
La Kadir şu kuş neyin nesi dedim ki abi bu kuş dedim Sivas'taydı. Sivas'tan geldi gönderdik falan. Allah Allah dedim. Öyle bir şeyimiz benim arabanın yani. Arkasında geldi evet. Dedi mi? Şimdi eskiden bizim Fatih Müdür vardı. Bu arada yine anekdotlar anlatayım. Fatih Müdür bir gün geldi gaza. Dedi vallahi dedi benim Ankara kuş dedi Ankara'yı geziyor dedi. Abi nasıl geziyor dedi Ankara'yı? O da bağlamda uçuruyor. Nasıl Ankara'yı? Vallahi dedi Ankara'yı geziyor dedi. Çok değerli kuş dedi. Yandan sonra abi nasıl oluyor iş falan dedi. Bagaj açtı gösterdi. Abi dedi çalarlar diye dedi. Arabayı koyuyorum arkasına bagajına dedi. Ankara'yı gezdiriyorum dedi. Ankara'yı geziyormuş dedi. Seninki de Sivas'tan gelmiş ama arabanın bagajında gelmiş. Bak Tokat'tan geldiğini falan abilerimiz anlatırdı. Tokat'a kuş verdik derlerdi. Tokat bize 100 kilometre kuş gelirdi. Çep'te yani sohbetin ilk başlangıcında Kapıcı o Çermik'teki kuşlar mesela Çermik'te uçururlardı kuş Sivas'a gelirdi. Veya Sivas'ta Çermik'teki uçurdukları kuşu Sivas'ta tekrar uçurmaya yani başladıkları an kuş geri Çermik'e giderdi. Çermik kaç kilometre dediğin 20 kilometre. 30 kilometre falan yani. Ama ya 30 kilometre, arada depelerde alarlar yani. Olsa da 30 kilometre kuş iyi uçan kuş havaya çıktı mı bizim mesela cızık cızık yavruydu Cengiz'le beraber şeye verdik. Evet. Sincan Törekent'te birisine verdik. Camdan bakan bir öğreniyor. Ertesi gün orası da 20 kilometre vuruyor. Ertesi gün kuş bir baktık geldi kuş geliyor. Evet, yani gelir. Eskiden, yani, abi eskiden var ya bellekli kuşlar vardı. Kuşlar bellekliydi. Şimdiki kuşlara bir avuç yem ver. Kötü kuru buğda ver abi yetmiyor. Yetmiyor abi bozuldu. Ya ben niye her şeyin eskisini seviyorum biliyor musun? Bak ben eskinin kehribar kesbini seviyorum. Eskinin kültürünü seviyorum. Eskinin ya ben eski arabayı seviyorum. Eskiyi seviyorum ya ben. Eski kuşu seviyorum. Benim eski evime rağım var. Ya. Demek ki niye? Sen de eskidin. Ya bilmiyorum da. Sen de yani, eskidi ki. Özü seviyorum. Özü. Evet. Maya oydu abi. Gerçekten maya oydu. Öz oydu. Terbiye vardı, töre vardı, ahlak vardı, edep vardı. Namus vardı, haya vardı. İnsanların birbirine karşı bir hürmeti vardı. Yani saygınlığı vardı. Yok abi şimdi ne oldu biliyor musun abi? Şimdi yalan böyle fırıldak. Senin cebinde kaç para var? Ben senin paranı almayayım. Dümenine düştüm yani. Yani ben seni kandıracağım, kuş vereceğim. Sen de iki gün sonra sosyal medyadan veya sağdan soldan arkamdan söveceğim. Ya bunlar ayıp şeyler ya. Bir kuş yüzünden, bir şey yüzünden insanlar, kuşçu arkadaşlarımız böyle şeyler yapıyor. Ben hicap duyuyorum ya. Kadir, yani gerek yok böyle şeyler. Yani gerçekten doğru bizim camiamız dostluk, gerçekten abi çok çok büyük bir camiayız. Çok kaliteli bir camiayız. Hepimiz birbirimizle güzel dostluk arkadaşlıklarımız var. Bak sadece Ankara içi değil. Yani Kars'taki bir kuşçuyla da bir ortamımız olsa, Kars'ta bir işimiz düşse hallolur Allah'ın izniyle. Kars'lı bir arkadaşım veya Edirne'li veya işte atıyorum nere, Samsunlu bir insanın, bir Sivaslı'nın, bir Ağrılı'nın bir Ankara'da işi düşse Allah'ın izniyle biz Ankara'da işini çözeriz, yardımcı oluruz. Herkes birbirine can ciğer bağlantılı evet. Abi. Yani bu bağı koparmayalım. Bu bağın içerisinde birbirimizle, bak ben seni tanıyorum, sen kocaman profesörsün abi. Ben seni yıllardır tanırım abi. Senin kapında, özel kaleminde millet sıraya girer değil mi? Bak ben senden her gün burada muhabbet ediyorum ya. Bundan büyük bir nimet var mı abi? Estağfurullah. Ya, bundan. Ya dostluk baki olduktan sonra her şey düzelir yani. Bize kuş da lazım değil. Bize para da lazım değil, bize adam lazım abi. Oo. Önce adam günün, adam günün olacak. Günün abi, adam evet. Adam olacak. Adamın elinde süper antika kuş olsun adam olmadıktan sonra benim masamda oturup bir bardak çay içmesin. Kadir abi. Ben de bir şey ekleyeyim. Evet. Yani arkadaşlarımız adama kızıp kuşunu kötülemesin. Kuşunu efendim beğenip adamı da göğe çıkarmasınlar. Yani bu kuş ayrı, adam ayrı. Yani ben, kuşların hakkı yenmesin. Kuşların çok hakkı yenir. Bak ben de bir sıkıntı var. Benim şahsi sıkıntım bu. Kendi karakteristik yapım. Ben ukala adamı çok sevmiyorum. Yani ben mütevaziliğe çok önem veren bir insanım. Karşındaki insan zengin de olabilir. Makam sahibi de olabilir. Ne olursa olsun abi. Mütevazilik göreyim canını yerim. Canımı da veririm. Ama yani atıyorsun gevşek gevşek dönüyor kuşun işte. Yani kuşun götünü başını sallıyor. Gelip de meydanda millete esir almanın bir anlamı yok. Kuşun kötü dönüyor işte. Bu ukalalı da kimse yapmasın ya. Yapmasın. Yani kuşun kötü kardeşim. Gel aslanlar gibi de ki kardeş ben kuş uçuruyorum ama kuşun gevşek dönüyor, kötü dönüyor. Gelin buyurun seyredin. İster beğenin, ister beğenmeyin. Sen onu seviyorsan ben saygı duyuyorum zaten. Evet. Yemini ben vermiyorum. Suyunu ben vermiyorum. Zahmetini de ben çekmiyorum. Ama ukalalık yapmayacak. Kadir abi. Bunu kuş uçuran abiler yapmıyor. Onun şakşakçıları yapıyor.
Ha, o da doğru. O da doğru. Abinin durumu biraz canlıysa yanına gelen şakşakçılar daha çok yapıyor. Ama o abi kendi anlatmıyor. Doğru söylüyor. Veya şu oluyor. Şakşakçılar ve o yalakalar diyeyim ben biraz daha. Murat'cığım, abi bak şimdi. Belki de biraz da şöyle olabiliyor. Bazıları o kuşlardan para kazanıyor. Tabii ki o kuşları ne kadar överlerse kendine de onlardan olunca birazcık iş ranta dönüyor yine. Ama bu dediğimiz gibi son 8-10 senedir bu kadar şey oldu. Yani eskiden böyle olmaz abi, ya. Bak, yani ben arkadaşıma şahit oldum abi. Bir tane gariban kuş satmıyor. Çok doğru. Yemin ederim dağda domuz eksik kuş satmanın dümenine düşmüş. Dağda domuz eksik elinde kutuyla gelmiş ihaleye doğru gidiyor. Abi ne diyorsun diyorum. Sağ ol Kadir'im, sen ne diyorsun? İyiyim abi. Hayırdır diyorum. Ya 4-5 tane kuş vardı ihaleye götürüp satacağın. La 250 Mercedes'ten geldin indir la. La trilyonluk adamsın. Sen kutuyu koltuğun altına alıp ihalede ne kuş satma. Çağır bebeği gel koçuma şunları al. Harçlık et de ya. Veyahut da bir kuş uçuruyor. Onu satayım derine düşmüş. Faruk abi sana mı söylüyor yoksa bunu? Yok abi ben kimseye. Ben Faruk abi öyle bir insan değil. Hayır. Mercedes'im yok. Ya neyse abi işte. Seninki de Mercedes'in aşağı olmaz. Ben zenginlerin kuş sattığını, garibanların satmadığını ben Ankara'da biliyorum abi. Evet doğru söylüyorsun. Evet, doğru söylüyorsun. Hadi sen gazel okumayın da. Size şunu söyleyeyim kardeşim. Yani bunu belki kar için de satmıyor. Ya tabii canım. Bazısı sırf yani falancanın kuşu densin diye kuş satıyor. Getirin. Bir de çoğaldı. Eskiden diyelim ki Türkiye'de atıyorum ya. Bilmiyorum da 500 bin kuş varsa şimdi 5 milyon kuş var. Ha bir de 10 milyon. Ya Faruk abi geçen gün ihaleye giren bir insan değilim de hani arkadaşlarla ihale salonunun kapısının önünde hani muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz ayaküstü. Siz hiç şahit oldunuz mu benim ihale salonuna girip bir yerde oturup da bir kuş aldığımı sattığımı? Ben kimseye görmedim. Ayıp değil. Ben hoşuma da gider. Sıkıntı yok o tür muhabbetler. Abi geçen gün bir kuş çıkarttılar, kuşlara bir baktı var ya sürün gibiler ya. 7 tane mi ne kuş, fiyat verin fiyat yok, fiyat verin tek tek verin yok, toplu verin yok. 7 tane kuş, 100 lira veren var mı? La bir zoruma gitti arkadaş. Ula o kuş yumurtlarken, sırf bir tanesini yumurtlarken dişinin çektiği sancı 200 lira ya. Ya yumurtlarken o hayvanın çektiği sancı var ya, 100 liradan daha pahalı ya. 7 tane kuşa 100 lira veren var mı? Kuşlar da bir güzel. La bu ne oluyoruz dedim ya, ayıp ya. Ya abi kuş camiası bak, kardeşlerim. Canınızı yerim. Bunu böyle çoğaldıp götürüp ihalelerde yazık günah ya. Yani kuş 10 lira, 20 lira, 50 lira ya bu kadar ayağa düşmesin ya. Bizim yaptığımız iş var ya ayak yani biz neye değer veriyor ki şimdi? 10 liralık kuşa mı değer veriyor? Ne yani hayırdır? Adam 7 tane kuşa 100 lira veren varsa vereceğim diyor ya. Kadir merakın parası yok. Ya evet. Abi iyi de bu kadar çoğaltmanın, üretmenin. La kardeşim alıp üretiyor, getiriyorlar ihaleye 10 lira 20 liraya kuş satıyorlar. Bu artık bunu bir kaldırmamız lazım ha. Bu iş bitecek abi. Abi müsaade eder misiniz? Çok özür dilerim. Çünkü %20 dedi, %10 dedi. Şu anda bu sohbetimiz bitmeden kapanırsa ben bunu yayınlayamam. Yazık olur. İlk önce müsaadenizle sohbeti bitirelim. Muhabbete devam edelim. Çok özür diliyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de Kadir kardeşimle konuştuk. Yine inşallah yine Kadir kardeşimle tekrar ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz. Çünkü Kadir bizim böyle efendim eskilerin deyişiyle doğrucu Davud'umuz. Kadir her zaman Estağfurullah. Yani söylenmesi gereken şeyleri söyler. Bazen abartır söyler ama yine bizim kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Bir de Kadir kardeşimizin çok önemli bir hususiyeti var. Çok güzel Sivas aksanıyla, Sivas atasözleri, Sivas deyişleri, kuşçulukla ilgili terminolojilerde falan çok ciddi benzetmeler yapar. Onun için bizim nazarımızda Kadir bizim Dede Korkut'umuzdur. Kendisine bize efendim vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ya, rica ederim. İnşallah ben, yani Allah daha çok konuşulması gereken şeyler vardı. Yani muhabbetin konuşuruz biraz da dağıldı. Bu cihazın şeyini bataryasını değiştireceğim. Tamam. Yarım gün diyor bitiyor. Yani artık biz de hani garibanlıktan yani yoksa bir kuş satayım da oldu. Efendinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun dostlar. Görüşmek üzere inşallah. Cümlenize Allah'a emanet olun inşallah. Hocam benim demek istediğim